Evet, bakalım şimdi üst bedenimize. Bir'e geçmiş yaka. Dekoratif süslü reglanı. Şöyle etek kısmı biyeli. Şimdi eteğini dikeceğiz. Daha sonra da kollarını yapacağız. Evet, eteğimizi monte ettik belimize. Bunu bir çift daha sıra geçeceğiz. Eğer kumaşınız ince ise ince iple örmeniz gerekiyor. Benim ipim kalındı ve kalın olan palzen türünü tercih ettim. Siz istediğiniz kumaşı tercih edebilirsiniz. Etek kısmının şu ölçüsünün iki katı kumaşını alıyoruz ve bu ölçüde de lastik dikip, daha doğrusu lastik geçirip daha sonra eteğimizi monte ettik. Benim yanlardan dikiş oldu. Siz isterseniz arkadan tek bir dikiş de yapabilirsiniz. Boyunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ya da hayır, ben böyle bir elbise istemiyorum ama modeli güzel, bir kazak olarak değerlendirebilirim diyorsanız boyunu, şu örgünün boyunu biraz daha uzatabilirsiniz. Kol altından biraz daha uzatabilirsiniz. Bu şekilde kazak olarak da yapabilirsiniz. Güzel bir kazak. Evet, şimdi kolları oluşturacağız. Şimdi şunu da hemen söyleyeyim. Eğer bunu elbise olarak kullanmak istiyorsanız bir daha ölçüsünü söyleyeyim. Şu örgümüzün genişliğinin hemen hemen iki katı kadar kumaşa ihtiyacımız var. Kumaşın üst tarafını lastik için ayırıyoruz. Lastik geçiriyoruz ve dikiyoruz. Boyunu da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada dediğim gibi, eğer bunu sadece bir kazak olarak kullanmak istiyorsanız kol altından boyunu uzatabilirsiniz. Ve o kadar, sadece uzatıp bir kazak olarak da kullanabilirsiniz. Evet, şimdi kollarımızı takıyoruz. İlmeklerimizi ön taraftan şişimize geçirelim. İpe taktığımız ilmekleri. Evet, toplam ilmek sayım 53. Şimdi şöyle ipimi alıyorum. Bakın, şurada bir boşluk var. Bu boşluğu bu şekilde dolduramayız. Örerek bu boşluğu yok edeceğiz. O yüzden ilmek çıkarmamız gerekiyor. İlmek çıkartırken de dikkat edelim, boşluklarımız olmasın. Bakın, 1. Evet, bir tığ yardımıyla da alabiliriz. 2. Evet, biraz almakta tığ kullansak daha iyi olur. 3. 4. Bakın, burayı tutarsam boşluk olacak. Hemen altından bakıyorum. Boşluk olmayacak şekilde alacağız.
ve 5. Burada boşluk oluştu. En uygun yeri bulup almamız lazım. Evet, bu iyidir. 5. Şimdi burası bizim başlangıç noktası. Ön taraftayız. Şimdi bir sıra şuraya kadar, ilmek almaya başladığımız yere kadar düz örgü örelim. Evet, şimdi arttırdığım, bakın şurada arttırmış olduğum, yani ilmek çıkarmış olduğum yere geldim. Bu ilmekle çıkarmış olduğum ilmeği kesiyorum burada. Kestim. Şimdi örüyorum. Yani 5 tane ilmek çıkarmıştık. 3 ilmeğe düşüreceğiz. Şimdi böyle çekerek yapıyorum. Daha sonra paralel getirip dikişsiz öreceğiz. Bakın şimdi şu ilmek ile şunu örüyorum. 5'ti 3'e düşüreceğiz yani buradaki. Bakın bununla da bunu alıyorum. Dolayısıyla 5 ilmek değil, 3 ilmek arttırmış olduk. Şimdi artık düz örgüme devam edeceğim. Kolu örmeye devam edeceğim. Burada ben bir eksiltme yapmayacağım. Sadece şunu kolu 25 santim olarak yapacağım. 5 santim kala da 5 tane ilmek eksilteceğim. Ve daha sonra tekrar biyesini yapacağım. Kol altından itibaren 25 santim olacak kol boyu. 5 santim kala da eksiltme yapacağız. O zaman tekrar birlikte örgümüze devam ederiz. Şimdi sadece düz olarak örüyoruz. Bunu iki paralel olarak getireceğiz iki şişimizi. Şu sırayı çıkalım. Evet, şimdi tam omuzdayım. Şöyle şişimi tam kol altından ilmeklerimi sağa ve sola ayırıyorum. Yani iki şişimi paralel hale getiriyorum. Böylece kolumuzu da dikişsiz olarak öreceğiz. Evet, şimdi bakın bu ördüğüm kısım, ördüğüm kısımla ya da ördüğüm şişle işim bitti. Çekiyorum. Tabii daha uzun mesafeli bir misine kullanacağım. Bu kısa geldi. Ne kadar misinanın uzunluğu fazlaysa bu şekildeki örgülerde daha rahat örebiliriz. Bu şekilde kolumuzu öreceğiz. Dediğim gibi 25 santim kol boyu yapıyorum. Bunun 5 santim kala eksiltmesini yapacağım. Daha sonra yine etek kısmında olduğu gibi biyemizi ile bitireceğiz. Bakın şimdi bu benim örmediğim şişteki ilmekleri örüyorum. Şişteki ilmeklerim bitti.
dönüyorum. Karşı taraf benim ördüğüm şişteki ilmekler. Örmediğimi yanına getiriyorum. Örmüş olduğum, artık işimin bittiği örmüş olduğum şişi çekiyorum. Ve örmediğim şişteki ilmekleri örüyorum. Evet, bu şekilde 25 santime kadar örelim. Evet, kolu bitirdik. Sonuna geldik. Bakalım kaç santim olmuş. Şöyle koldan, kol altından ölçüyorum. 25 santim. Burada 5 tane eksiltme yapacağım. Eksiltme yaptıktan sonra hemen B'ye geçiyorum. Eksiltmeyi nasıl yapacağız? B'mizi de koltuk altından başlayıp yine koltuk altından bitirelim ki ek yeri koltuk altına gelsin. Eksiltmeyi burada şöyle yapıyorum. Önden, çeşitli yerlerinden, herhangi bir sıralama yok. 5 taneyi burada yedireceğiz. Tabii kol geniş geldiyse şurada 3 tane yapalım, 2 tane diğer şişten yapalım. Eğer kol geniş geldiyse sizin için aralarda yine kol altından olmak üzere çeşitli yerlerinden aralıklarla birkaç ilmek eksiltebilirsiniz. Benim için genişlik iyiydi. Üç tane bu şişte, iki tane de buradan. Eksiltmemizi yapalım. Kolumuzun pek bilekte kalmasına özen gösterelim. Çünkü ele düştüğü zaman çocuklar oyun oynarken, yazı yazarken zorluk çekiyorlar. Çok da uzun olması iyi değil. Bir tane burada eksilttim. Bir tane de burada eksilteyim. 5 tane eksiltmiş olduk. Şimdi B'mize geçiyoruz. B'mizi de aynı etek kısmında olduğu gibi aynı şekilde yapacağız. Evet, şimdi B'ye çalışmasına başlayacağız. 3 tane ilmeğimizi şu şişimize takalım. 1 2 3 yani öreceğimiz şişe taktık. Bunu çektik. Tabii bir olacağı için 3 taneyi önce bakın şuradan ilk ilmeğimi alıyorum. 2 tanesini örmeden aldım. 3. arttırdım ilmekle diğer ilmeği alıyorum. Tekrar şişime takıyorum. Şimdi örüyorum bu sefer. Aynı etekte yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Bakın 3. arttırdığımla koldaki ilmeği beraber aldım.
Tekrar örmeden takıyorum. Daha sonra biliyorsunuz bunları şuradan ilmek çıkartarak aynı etekte olduğu gibi karşılıklı 3 ilmeği bitiriyoruz. Evet, bu şekilde kolumuzu bitirelim. Bileğimiz oluşmaya başladı. En sonunda şuradan yine 3 tane çıkaracağız. Burada da 3 tane kalacak. Diğer tarafta. Sonra birlikte onları keseceğiz. Etek kısmına dönersiniz. Etek kısmından nasıl bitirdiysek bilekte de aynı şekilde bitireceğiz. Evet, elbisemizi bitirdik. Eteği de dikmiştik. Kollarımızı bitirdik. Kollarımızdaki biyeleri yaptık. Evet. İsterseniz daha önce söylediğim gibi, dilerseniz bakın arka kısmını bağcığımızı yaptık. Dilerseniz bunu bir kazak olarak da kullanabilirsiniz. Evet, kazağımız ve hemen altındaki eteğimiz bizim elbise olarak yaptığımız projemiz bitti. Yeni projelerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.